Allahümme bihubbi zatike tahassanna tahassantu ya Allahü la ilahe illallah seyyidina Muhammedin Resulullah hakkan ve sıdkan Allahümme şerfi'hu fina bicahi indek inneke ala külli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Biliyorsunuz dün veya evvelki gündü değil mi? Evvelki gün abimizle beraber buradaydık. Abimiz sizlere söylenilmesi icap eden, tembih edilmesi icap eden hususları muhakkak ki ifade buyurmuşlar, söylemişler. Hatta talimat olarak ifade etmişlerdir. Buna bizim ilave edecek bir şeyimiz yok. Ancak ben yeni hacdan döndüğüm için hocaefendiler, bilhassa Turan hocaefendi, bu hac hatıralarını talebelerimize bir anlatsanız, hac nedir, nasıl yapılır gibi arzu ettiler. Ben de onu vesile bilerek ayrıca sizlerle bir daha görüşmek, konuşmak arzu ettim. Belki hac mevzuu olur, onunla beraber hatırımıza gelen bazı söylenmesini faydalı düşündüğümüz hususlar olur, onları ifade eder, söyleriz. Şimdi evvelki gün abimiz sizlere konuştu dedim. Abimizi gördünüz, öyle değil mi? Manevi bakımdan vazifesi, hizmeti ve manevi, şöyle tabir edeyim, pozisyon itibariyle nasıl görüyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Çünkü yarın Anadolu'da bazı şeyler kulağıma geliyor. Birçok insanlar, efendim abimizi kimse anlayamadı. Ah bir anlayabilsek, ah şöyle olsa gibi konuşmalar oluyor. Ve ben de merak edip o zaman soruyorum, nedir anlaşılamayan mevzu? Şunu bir anlatsanız da biz de anlasak yani. Anlamayı arzu ediyoruz ama nedir, nasıl şeydir? İşe gizlilik hakim olmamalı. Gizlilik hakim olan her şey istismara müsait olan meselelerdir. Onun için vuzuha kavuşmasında fayda vardır. Bakınız, tasavvuf, maneviyat nispeten alâ mele-i nas değildir. Yani mümkün mertebe insanlar rabıtasını yaparken, zikrini yaparken hali tenha bir yer arar. Öyle değil mi? Ha. Tasavvufta insanın mahremiyetine riayet etmesi, gizliliğine riayet etmesi arzu edilen bir şeydir. Onun için tasavvuf istismar edilmeye müsait bir zemindir. Bunu önlemek ve bertaraf etmek için tasavvuf, zahiri şeriatın aydınlığında vuzuha kavuşturulmuştur. Denilmiştir ki, maneviyat adına ne ileri sürülüyorsa zahiri şeriata uygunluğu aranır denilmiştir. Şer-i şerif-i Muhammediye uymayan bir iddia tasavvuf adına ileri sürülüyor ise buna itibar etmeyin denilmiştir. Öyle denilmiş mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Kutsiyesinde mani tasavvuf şeriata aynen uygunluk ifade eder. Eğer tasavvufta var, şeriata uygun göremiyor isek, o zaman ya o var olanı tamamlayamamışız, ya şeriatın o hükmünü onu da kavrayacak tarzda izah edememişiz. Eksiklik bizim anlayışımızdan gelir. Yoksa maneviyatın zahiri şeriata uymadığından kaynaklanmaz. O aynen uyar,
eğer bir eksiklik varsa o bizim anlayış noksanlığımız diye durumu böylece izah eder mi etmez mi? Efendim? Hepiniz ilim sahibisiniz. Ha, bu böyle olduğuna göre. Şimdi sizlere konuşan abimizi nasıl anlıyorsunuz? Öyle değil mi? Ha, şimdi biz bir kuruluşuz. Memleketimizde Allah'a çok şükür içinde bulunduğumuz memleket bir aşiret devleti değil, bir hukuk devleti olduğu için müesseselerimiz kanunlara uygun şekilde kurulmuş, memleketin hayrına inandığımız dinin de sevap vaat eden hükümlerine uygun bir tarzda icra-i faaliyet göstermektedir. Hem memleket hayrına bir hizmet görüyoruz, bu milli mülahazalar ile iyi bir gelişme, hem dinimiz bakımından sevap ümit ediyoruz, Allah'ın rızasına uygun bir harekettir diyoruz, bu da dinimiz bakımından sevinilecek bir cihet, demek ki Mevla'nın rızasına uygun hizmet yapmaya gayret ediyoruz diye düşünüyor ve bu hisle tatmin oluyor, seviniyoruz. Şimdi bu hizmetleri yürütürken elbette bu hizmetlerin en başından aşağıya doğru en düğünde mertebede hizmet edenlerin mutlaka bir durumu, bir vaziyeti, bir icra ettiği fonksiyonu olması icap eder. Onun için ben biraz önceki suali sordum. Tabii bu hususta çeşitli şimdi ben şöyle anlıyorum, bu böyle anlıyor diye vakit kaybettirici, herkesin kendi anlayışına göre bir izah tarzını ortaya koymaya lüzum yok. Benim bizzat kendilerinden dinlediklerimi bir umumi ölçü olarak size söyleyeyim. Ondan sonrasını siz kendiniz bunun içerisinde, bu çerçeve içerisinde anlamaya, değerlendirmeye çalışınız. Bu müesseselerimizin en ilk kuruluşunda bir mübarek zat-ı şerif vardır. Zamanımızın imamı, sırr-ı hilafet kendilerine nasip ve müyesser olmuş, ümmet-i Muhammed'in terbiyesi de kendi uhdelerine tevdi buyurulmuş olan bir zat-ı şerif. Kimdir o? Hazreti Üstazımızdır. Hem maddi tasarrufu var, ümuru dünya üzerinde gözle görülen, elle tutulan icraatı var, hem manevi tasarrufu var, el değemeyen, göz nüfuz edemeyen ama teveccühleriyle orada istediği değişikliği husule getirebilen gönüller üzerindeki irşat tasarrufu var. Öyle mi? Hem maddi hem manevi tasarrufu. Bu hususta daha önceki bazı konuşmalarımda ifade ettim fakat sizler belki o konuşmalarımı duydunuz duymadınız. Ben üzerimde yaşadığım bir hadiseyi size nakledeyim. Afyon'da vaizim. Bazı kimseler ile toplanıp haftada bir iki defa hatim yapıyoruz. Fakat haftada beraber toplanıp hatim yaptığımız kimseler başka zatlara intisap etmiş. Başka zatları kendilerine mürşid olarak seçmiş insanlar. Biz de bir araya gelip yapıyoruz. O zaman abimizi ziyaret ettiğim bir anda bu durumu naklettiğim zaman abiniz buyurdular ki olmaz, istifade edemezsiniz buyurdu. Hatme oturup beraber hatim yapacak kimselerin aynı zattan feyz alıp ona intisap etmiş olmaları icap eder. Ben de peki dedim, dönüp o kalbi adı şeylere, hatim arkadaşlarıma dedim ki, ben sizlerle artık beraber hatim yapamam, sebep birbirimizi de çok seviyoruz. Dediler, dedim ki, aynı zata intisap etmiş olmadığımız için beraber hatim yapamayacağız, oturacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz ama o manevi ve hassas noktaya geldiği zaman orada yok. Dediler ki o zaman mesele kolay hallederiz. Nasıl olur?
sen dediler bizim üstadımıza intisap edersin, bu iş hallolur. Çok bir teklif. Bunun üzerine de ben olur mu hiç öyle şey dedim, benim üstadım sahibi selahiyet bir zattır. Bu devrin mürşidi odur. Efendim, siz benim üstadıma intisap edin dedim. Onlar da tabii bir anda kolay değil. İnsan tuttuğu bir yolda yanılmış olmayı kimse istemez. Öyle değil mi? Yanılmış olmayı kimse istemez. Şimdi bir başka genç vardı. O daha bir kıvrak zekalı birisiydi. O dedi ki şöyle halledelim dedi. Burada dedi Ladikli Ahmet Ağa var dedi. Konya'da Ladik diye bir yer var. Saray önüne bağlı kasabada. Burada Ladikli Ahmet Ağa var dedi. Oraya gidelim. Ahmet Ağa Evliyaullah'tan bir zat. Hatta Kırklardan diyorlardı o zaman. Ahmet Ağa'ya soralım dedi. Ahmet Ağa ne derse onu yapalım. Olur dedik. Biz de kalkıp gittik. Ahmet Ağa'nın evine, odasına vardık. Yalnız Ahmet Ağa'ya giderken bize dediler ki Ahmet Ağa'nın şöyle odasının güneyinde bir dağ var. Eğer o dağın üzerinde sis olursa Ahmet Ağa evde yoktur dediler. Ölçü bu. Eğer sis varsa Ahmet Ağa yok. Yoksa belki bulursunuz dediler. Şimdi ben yakıya yaklaşınca dağa bakıyorum. İyi, berrak hava. Kış olmasına rağmen Ahmet Ağa'yı odasında bulduk. Taylasan sarıklı, yaşlı, sakallı bir zat. Şimdi ben de Ahmet Ağa'yı eskiden bir defa Konya'da gördüm o ziyaretimden evvel. Fakat hiç tanıma filan yok. Konya'da topraklıktayız. Baktık dediler ki Ladikli Ahmet Ağa gelmiş, Ahmet Ağa gelmiş. Biz de baktık. Şöyle baktım ben. Kendi kendime dedim ki bu Konyalılar çok gafil. Bu adama dedim şey yapıyorlar. Evliya diye kıymet veriyorlar diye. İç şeyimden geçirdim. İzzet Hoca var. İzzet'i tanır mısınız bilmiyorum. Şişman şimdi İzzet Hoca. Onunla beraber dedi ki ya bundan evliya olmaz dedik kendi kendimize. Biz çekildik kenara. Ben ondan sonra ayrıldım. O zaman Ermenek'teydim. Biz ayrılıp gittik. Bizden sonra sofra kurmuşlar yere. Yemeğe oturacaklar. Ahmet Ağa koltuğundan kalkıyor. Bizim İzzet Hoca'nın elinden tutuyor ve ona diyor ki sizin o bende gördüğünüz eksiklik evliyalığıma mani değildir. Gel beraber oturalım diyor. İzzet Hoca bilahare anlattı bunu bana. Eli kalktı diyor. Hiç tabii biz ona bir şey söylemedi. Biz baktık böyle. Kendimize göre, kendi huya, kendimizi artık beğeniyoruz. Hani size bir ara şey yapsak, anlatsak enteresan şeyler. Ve baktık kendi kendimize göre, dedik şimdi söylemiyorum tabii kendimizce gördüğümüz eksiği. Bundan veli olur mu filan dedik. İkimiz hiç onun şeyine, duymasına imkan yok. Kendi aramızda bir kenara çekildik. Sonra ben ayrıldım. İzzet Hoca orada kaldı, sofra kurmuşlar, yere oturacaklar. Ahmet Ağa da misafir, oradan diyor yerinden kalktı geldi, benim elimden tuttu diyor. O gördüğünüz hal benim evliyalığıma mani değildir ve beraber oturalım dedi, yan yana oturduk diyor. Ahmet Ağa da böyle bir zat, ben bir defa gördüm Konya'da. Sonra odasında baktım. Ahmet Ağa var. Fakat bizi nereden tanıyacak Ahmet Ağa? Oturduk. Nereden geliyorsunuz? İşte bu Afyon'dan geliyoruz dedik. Dedi ki Afyon'da dedi park var dedi. Evet. Parkın dedi biraz aşağısında mahalle içinde bir ev var. Biz orayı ziyaret ediyoruz dedi. O dediği yerde orada bir kasap diye bir adam vardı. Onun iki katlı basit bir evi var. Bizim kursumuzdu orası. Orada ders okuyorduk. Hatta ders okurken bir böyle tahtalar ucundan bastığın zaman öbür tarafı yukarı kalkan böyle tangır tungur bir yerdi. Orada yatar talebeler, orada ders okur ama çocuklar iyi okuyorlardı. Yani gayet feyizli, manen iyi, maddeten dersler iyi okunuyor, anlaşılıyor, anlatılıyor. Hüseyin Öncü vardı.
Seyfi Gündoğan Hoca filan da oradaydılar. Seyfi Gündoğan Kur'an kursu muallimiydi resmen. Fakat onların Kur'an kursu binası ayrı, talebeler oraya gider gelir, böyle ders okunuyor. Orayı söylüyor, biz dedi orayı ziyaret ediyoruz dedi. Ve abimiz de oraya bir defa teşrif ettiler. Şöyle talebeye baktı, bir de yere baktı bir bulunduğumuz binaya. Çocuklar dedi, bina olarak, kaldığınız yer olarak yeriniz pek elverişli değil, iyi değil dedi. Ama siz kendiniz iyisiniz, ben dedi şöyle ifade edeyim, hazineler de işte böyle köhne yerlerde bulunur dedi. Kıymetli hazineler de böyle köhne yerlerde defnedilmiş, oralarda gömülmüş bulunur dedi. Yani siz iyi manen maşallah iyi çocuklarsınız ama yeriniz işte böyle harabe demek istedi. Bu Ahmet'a biz dedi orayı ziyaret ediyoruz. Benim de o zaman şeyim tuttu, dedim ki efendim dedim ben orada bulunuyorum fakat sizi hiç görmedim orada dedi kendisine. Şimdi sizi hiç görmedim ben orada bulunuyorum deyince dedi ki evlat biz dedi oraya ruhani olarak geliyoruz dedi. Ruhani olarak geliyoruz. Yani siz böyle maal ceset hiç gelmediniz mi dedim. Hayır dedi. Afyon'a hiç gelmediniz mi? Hayır gelmedik dedi. Yani ruh maal ceset Afyon'a hiç gelmedik dedi. Ama ruhani olarak geliyoruz ve orayı da ziyaret ediyoruz dedi. Ben de o zaman dedim ki peki o zaman siz dedim orada tecessüm etseniz de biz sizi bir görsek dedi. O kumandana bağlı dedi. Kumandanınız kim dedim? Hızır Aleyhisselam dedi. Biz Hızır Aleyhisselam ile beraber geliriz dedi. Kumandan odur. Onun maiyetinde dolaşırız dedi. Peki. O zaman ben sordum. Dedim ki efendim dedim Divan-ı Salihin nerede toplanıyor dedim. Cava Adaları'nda toplanır dedi. Geçen hafta da dedi Çanakkale'de Marmara'da dedi bir adada toplandılar dedi. Daha dünya ile alakalı bazı şeyler sordum. İşte şunlar oluyor. Ve ondan sonra da göz ucuyla böyle baktım pencerede o dağın üzerine doğru bir sis inmeye başladı. Dedi ki bana yol göründü ben gideceğim dedi. Şu teypinizi getirin de biraz bir şeyler söyleyeyim dedi. Teype böyle manzum bir vaziyette Fahri Kainat Efendimizin büyüklüğünü ifade eden manzumen bir takım şeyler söyledi. Ondan sonra da ben gideceğim artık dedi. Biz ama oraya bir iş için gelmişiz. Hemen ben toparlandım dedim ki efendim dedim şimdi Türkiye'de meşhur maruf bir şey vardır. Onu sordum dedim filan zat sahibi selahiyet midir dedim. Nasıldır deyince evlat dedi 15 senedir Evliyaullah arasında görmüyorum dedi. 15 senedir Evliyaullah arasında görmüyorum dedi. Ben sebebi fitne olur diye katiyen bunun ismini açıklamıyorum. 15 senedir Evliyaullah arasında görmüyorum dedi. Bunun üzerine dedim ki efendim dedim peki yanımdaki arkadaşların şeyhi vardı Edirneli süpürgeci Mehmet Efendi diye onu sordum. Dedim efendim filan zat sahibi selahiyet midir dedim arkadaşların şeyhi. Dedi ki bazı insanlar vardır dedi bir bataklığa saplanmışlardır. Arkasında onunla beraber ona ümit bağlayan birçok insanlar da aynı bataklığa düşmüşlerdir. Arkasındakiler zannederler ki bu önümüzdeki bizi kurtaracak. Halbuki önlerindekini kurtarmak için bir başka zata ihtiyaç vardır dedi. Bunun cevabı bu şekilde oldu. Ondan sonra ben tekrar sormak üzere şöyle toparlanınca dedi ki evlat hiç uzatma dedi. Hiç uzatma. Bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerindedir dedi. Evet, hiç uzatma dedi. Bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerindedir dedi. Dedim ki
Kutbul Aktab mıdır dedim, Kutbul Aktab'dır dedi. Varisi Rasul müdür dedim, evet varisi Rasul'dür dedi. Ve ondan sonra içini çekerek böyle derin bir nefes aldı. Şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Tamam. Bu Ladikli Ahmet Ağa'nın sözüdür. Şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Yani elhamdülillah kaderimiz ne haldeymiş ki birçok insanların arzu ettiği mertebe ve saadet bu ümmetin böyle küçük yaştaki çocuklarına nasip ve müyesser olmuş. Öyle mi? Bakın nimete, saadete bakın. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ lilehtediye levlâ en hedânallâh. Öyle değil mi? Aynen sır tecelli etmiş. Ve keramet gösterdi bu sözlerinden sonra. Döndü, dedi ki 82 yaşında bir adamım dedi. Bazınızı üzmek, bazınızı sevindirmek için yalan söyleyecek değilim. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğun için de söylemiyorum dedi. Bana. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğun için söylemiyorum dedi. Ve biz hürmetle kalktık, elini öptük. Tamam dedi, zaten şey de bitti. Sis de dağın eteğine iyice indi. Ben gidiyorum dedi ve biz veda edip ayrıldık. Şimdi öyle bir hal ki, öyle bir hal ki bizim üzerimize hakikat aynası böyle açıkça tutuldu. Tutuldu. Asıl hüviyetimiz de ortaya çıkacağız. Ve öyle oldu. Önceden Ahmet Ağa ne derse onu yapalım diye bu kararla yola çıkan bizler, orada bu zaman hakikat aynasına durumumuz atfedildi. Ben Afyon'a dönünceye kadar hiç konuşmadılar, oraya döndükten sonra da ve evlerine gittikten sonra da bana düşman oldular. Sanki o yanlışlıkları diye çıkarmaya sebep olmuş gibi. İşte bizim üstadımız, kendilerine intisap ettiğimiz mübarek zat-ı şerif budur. Bu benim bizzat şahit olduğum hadisedir ve eğer doğru söylerler ise yanımda bulunan insanlar da şimdi bizim ile irtibatları olmayan Afyon'da yaşayan insanlardır. Demek ki Hazreti Üstadımızın hem maddi hem de manevi olmak üzere tasarrufları var. Manevi dediğimiz irşat tasarrufu, maddi dediğimiz insanlara emrederek müesseseler kurma, insanları orada toplama, toparlama, şu şekilde hareket edin, bu şekilde hareket edin diye emir vermek suretiyle insanları üzerinde yapmış olduğu tasarruflardır. Öyle mi? Hazreti Üstadımızın böylece iki tasarrufu İki sahada belirgin olarak ortaya çıkıyor. Birisi gönülleri irşad eden, gönüller gönül alemini alakadar eden irşad tasarrufu, diğeri madde hayatına taalluk eden ve insanlara emreden, onlara şekil veren, onları nizama intizama sokan kısmı tasarrufu, bu saha. Şimdi böyle olunca bu hizmet devri saadetlerinde devam etti. Muayyen bir zaman geldi, artık vazifesini yapmış olacak ki her fani gibi onun da bu alemden cismen ayrılma zamanı geldi. Öyle mi? O zamana kadar biz kendilerinde okuduğumuz zamanlar vicahen huzurlarında görüyoruz, ders okuyoruz, açıyor kitabı, aynen insan yiyor, içiyor, efendim konuşuyor, anlatıyor, geçmişi anlatıyor, gayet latif bir ifade ve uslup içerisinde iltifatlarını ve ikazlarını talebelerine tevcih ediyor.
Mesela sözünü dinlemeyen birisine, ismi de Veli idi, ya Veli ittekullah diye arada böyle sözünün arasında ifade ederek ona ittika ile davranmasını, emirleri dinleyip nehilerden kaçınmasını ikaz ediyor. Öyle mi? Ondan sonra bize böyle oturuyoruz, yaklaşın diyor, yaklaşın, yaklaşın, bak arkada o kadar cinni çocukları var ki üst üsteler. Üst üste oturacak yer bulamıyorlar. Biraz daha bana yaklaşın diye böyle maneviyat alemini, yani havaz-ı hamsenin ötesindeki basiretle, manevi saha ile alakalı olan açıklıkları anlatıyor. O bakıyorsunuz bir şey yaparken İmam-ı Azam Hazretleri şu şekilde hareket ederdi diye yanında imiş gibi, nazarları önünde icra ediliyormuş da görerek bize anlatıyor gibi anlatıyor. Böyle iken biz görüyoruz, soruyoruz icabında. Bazı şeyler kalbimizden geçiyor, hemen cevabını lütfediyor. Cevabını veriyor. Mesela bende aynı şey oldu. İnsan dedim uyurken ne görür acaba? Rüya gördüğü zaman ruh çıkar mı çıkmaz mı meselesini düşünürken mübarek bunu izah buyurdu. Ve ondan sonra da bana dönüp anladın mı evladım dedi. Yani bu tarzı okutuyordu. Bir gün geldi her fani gibi, o da mübarek cesetleri ortadan kaldı. Bizim gibi maverayı hicabı göremeyen insanların gözünden ne oldu? Kayboldu, öyle değil mi? Mübarek cesetleri kayboldu. Ve böylece biz onu dinleyebiliyorduk. Suallerimizi arz edip cevaplar alabiliyorduk. Sualler arz edip emirlerini telakki ediyorduk. O amir, biz memur durumundaydık. Öyle mi? Hazreti Üstadımızın bizimle kendisi arasında makam-ı emaretteki tasarrufları aynen ceryan ediyor idi. Ama mübarek cesetleri ortadan kalkınca bu kısım ne oldu? Bu kısım işlemeyecek bir hale geldi. Çünkü biz göremiyoruz artık, emirlerini alamıyoruz. Efendim, yolu ve prensipleri neydi, harfiyen onun takibini yapmaya gücümüz yetmiyor. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Bu boşalan kısımda birisinin çıkıp bu makamı emarete varis olarak hizmetin devamını sağlaması icap ediyor. Hazreti Üstadımızın makamı emaretine varis olarak o kısmın yürütülmesi, o kısmın fonksiyonunu icra etmesi icap ediyor. Bu da içimizde Hazreti Üstadımızı en iyi tanıyan, en iyi anlayan, efendim prensiplerini en güzel ve etraflı şekilde derinliğine kavrayabilen, kendisine manen de bir takım iltifatlar ve himmetler nasip olmuş bir zatın olması icap eder. İşte sizi birkaç gün önce ziyaret edip konuşan mübarek zatın ortaya çıkışı bu noktada başlamıştır. Makamı ve emaretine varis olarak. Hazreti Üstadımızın diğer cephesi vardır. Makamı irşadıdır. İrşat makamındaki tasarrufunun devamı. O hiçbir yere havale edilmemiş, tamamen kendi mübarek zatında kalarak tasarrufu devam etmektedir. Ve vefatından evvelde, benden evvel piran, vefat etmeden önce bu vazifeyi evlatlarından birisine devretmiştir. Ama ben vefatımdan sonra da şu kadar müddet tasarruf bizim yedimizde devam edecek buyurmuşlardır. Böylece makam-ı irşattaki tasarrufunun devamını bizzat kendileri kendi uhdelerinde kalarak devam edeceğini ifade buyurmuştur. Bugün aynen kendi yedi şeriflerinde devam etmekte. Ama makam-ı emaretine varis bir zat ortaya çıkıp böylece itaat kendisine Kur'an-ı Kerim'de emredilen emirlik, emretme, Müslümanların, kabul eden Müslümanların amir olarak, emir olarak kabul ettikleri durum
biraz önceki söylediğim tarzda ortaya çıkıp ve Müslümanlar, inananlar makamı emaretine varis olan Zat-ı Şerif'i takip, onun emirlerini dinleyip, onun gösterdiği şekilde üstadımızın yolu işte budur diye onu öylece kabul ederek onun gösterdiği şekilde hizmetler devam etmeye başlamıştır. Demek oluyor ki Hazreti Üstadımızın makamı irşadına bizzat kendileri sahip, icraatı devam etmekte, gönülleri irşat buyurmakta, makamı emaretine varis olan ve şimdi aramızda kendilerini bizzat görüp dinleme imkanına malik olduğumuz bir abimiz de makamı emaretine varisiyet yoluyla hizmetleri devam ettirmektedir. Tamam mı kardeşlerim? İşte bu söylediklerimi sadece ben belki kelimeler olarak bir izah tarzı içerisine, bir uslub içerisinde ifade etmeye çalışıyorum. Aynen, fakat mana olarak, muhteva olarak dinlediğim bizzat kendilerinden budur. Ben Hazreti Üstadımızın şu kısmına varisim ve hizmetler bu şekilde benim gösterdiğim yolda devam etmektedir. Makamı irşadı aynen kendi uhdelerinde devam ediyor. O hususa hiç kimsenin müdahalesi yoktur. Kardeşlerimiz beni bu şekilde bilmeleri icap eder diye kendi izahları, kendi ifadelerini ben size kendi anlayabildiğim ve ifade edebileceğim uslup içerisinde ifadeye çalıştım. İşte abimiz budur ve üstadımızın yolunu makam-ı emaretine varis olarak devam ettirmektedir. Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri uzun ömürler versin de Hazreti Üstadımızın şu gösterdiği hizmetler ile yevmil kıyam devam eylesin. Bizler de bu hizmetlere kabul buyurulup hüsnü hizmetler görmek, gördürüldüğümüz hüsnü hizmetler Hazreti Allah'ın hıfz-ı himayesine emanet olsun. Çünkü nefis ve şeytan ortaya çıkar ve bizi şey yapabilir, Allah korusun, zarara uğratabilir. Şimdi durum bu olduğuna göre Allah'a çok şükür maddi ve manevi sahipsiz değiliz. Yine büyüklerimiz var, bizi düşünenler var, himmet edenler var, tasarruf buyuranlar var ve hizmet devam edecek. Şimdi sizden bu makamda bulunanların isteği var. O da şu: bir, temsil edilen Merkez-i Muhammediye bağlılık. Bu bağlılık iki şekilde ifade, sizin tarafınızdan iki şekilde ifade edilir. Bir, rabıta dediğimiz Merkez-i Muhammediye size tarif edilen ve sizin bildiğiniz vecih üzere yapılan rabıta, irtibat ve bu hususta her gün biraz daha ileri gitmek üzere gösterilen gayret. İki, bu Merkez-i Muhammedi'den hizmetlerimizin daha iyi ve daha teali terakki ederek devamı için verilmiş olan prensiplere sadakat. Makbul olmanız için bir, Merkez-i Muhammediye maddeten ve manen bağlılık, sadakat. İki, verilen vazifede muvaffakiyet hüneri göstermek. Bunun dışında bir şey beklenmiyor sizden. Hepimizden bu böyle. Demek ki bizden beklenen nedir? İki şeyde hulasa edilir. Bir, Merkez-i Muhammediye maddeten ve manen bağlılık. Manevi bağlılık, rabıta dediğimiz, zikri kalbi dediğimiz tarz ve şekilde, maddi bağlılık ve sadakat, verilen emir ve prensiplere riayet, kendiliğimizden bu şöyle olmalı diye bir şeyler uydurup yapmaya kalkışmamak, eğer makul şeyler düşünebiliyorsak yine Merkez-i Muhammediye arz, oradan izin ve icazet almak suretiyle tatbikat. Birinci beklenen nedir? Merkez-i Muhammediye maddeten ve manen bağlılık. İkinci beklenen husus, verilen hizmette muvaffakiyet hünerini göstermek.
muvaffakiyet önerini göstermek. Bu iki şey sizi bu merkezin namında makbul ve muteber hale getirir. Bir hoca için benim nazarımda en dikkatimi çeken ve en çok beni o hoca hakkında hüsnü kanaate sahip eden şey, gönderildiği yerde gerek talebeler ve gerekse de temas ettiği muhitin insanları tarafından bu hocayı bizden almayın diye arzu etmeleri veya ayrıldı ise onu bize tekrar geri verseniz diye istemeleridir. Yani buna mazhariyettir. Bir hoca için benim en çok arzu ettiğim hal budur. Nitekim şu anda bize yeniden hizmetlerin daha iyi olması için bu merkezi ve sistemli çalışmaya bağlanmak isteyen Şile, Üvezli vesaire tarafındaki kurslar, bize tekrar oradaki şeyler, cemiyet, oradaki vakıf idare heyeti dönüp biz artık o ayrılık kayrılıkla bu hizmetleri yürütemeyeceğiz. Bir faydalı hizmet olmuyor. Sadece maddi tedbirlerle olmuyor, manevi himmet anlaşılması lazım deyip geri geldiler ve biz onları peki deyip kabullendikten sonra şimdi burada hangi hocaları yerleştirelim diye düşünüp vakıfla konuşurken orada beni şahsen en memnun eden taraf oradaki insanların bize mümkünse falan hocayı ver diye eskiden orada vazife yapmış hocaları istemiş olmaları o hocalar namına bizi sevindiren ve iftihar ettiren husus olmuştur. Şimdi gidecek muhtelif yerlerde tensip edilen taksimat üzerine vazife yapacaksınız. Gittiğiniz yerlerde kardeşlerim muhakkak, tabii ana prensip, dal kavukluk yaparak demiyorum, ana prensibi biraz önce vaz ettim. Nedir? Merkez-i Muhammediye maddeten ve manen bağlılık, ondan sonra da verilen hizmette muvaffakiyet, hünerini göstermek. Bunu yaparak, yani bu Merkez-i Muhammediye bağlılıkla muvaffakiyeti birleştirerek muhitinizde talebeleriniz ve temas ettiğiniz halk tarafından sevilen, arzu edilen hale gelmeye gayret gösteriniz. Diyeceksiniz ki bunu nasıl yapacağız acaba? Nasıl yapabiliriz? Yani bunu nasıl elde edebiliriz? Bunun iki yolu vardır. Bir, insanların gönlünü fethetmek için onlara dal kavukluk edip, ikram vesairede bulunarak şeylerini kazanmak, nefsani teveccühlerini kazanmak veya bu biraz önce söylediğim prensiplere sadık kalarak hizmet edip bir taraftan da Hazreti Allah'ın sizden razı olmasını, Mevla'nın rızasını ve sevgisini kazanmak. Hadis-i şerifte herhalde okuduk. Şimdi belki okumuşsunuzdur diyemiyorum. Sebep şu, siz gerçekten ibareye vakıfsınızdır. İlmi bir takım mesaili hem aletten hem de ulûm-u âliyeden vakıfsınızdır. Ama bir noksanınız vardır, tetebbuat eksikliğiniz var. Öyle mi değil mi? Efendim, bu eksikliği Hazreti Üstazımız devri saadetlerinde gördü ve bize şöyle buyurmuştu, ders okurduk. Evlatlarım ben size burada ecestü dediğim zaman siz alim olmadınız. Ben size ilmin anahtarlarını verdim. Mübarek şöyle iki ellerini uzattı. Bu benim verdiğim anahtarlar ile büyük büyük kitapları şöyle açacak, içindeki hakikatleri okuyup ümmet-i Muhammed'e anlatacaksınız buyurdu. Şimdi siz buradan hoca olduk, biz artık hocayız diye giderseniz kaybettiğiniz andır işte o. Öyle mi? Sizin birçok kaidelere hukufunuz var ama itiraf etmek lazım, tetebbuatınız çok noksan. Öyle mi değil mi? Ya bunu kabul edelim. Noksanımız budur, tetebbuat noksanlığı var. Bunu nasıl gidereceğiz? Artık aletleri aldınız, anahtarlar elinizde. Bundan sonra gelişmek, öğrendiğiniz hatta okuduğunuz mesaili daha da pekiştirip
hocadan dinleyerek değil, kitapta görerek teferruatına, esatına vakıf olmak gayreti, vakıf olmak artık sizin gayretinize bağlıdır. Kitaplarla alakanızı kesmeyin. Kesmeyin. Hemen hatırıma gelmişken söyleyeyim. Mesela fıkıh okuduk. Hepiniz okuduk. Öyle değil mi? Fakat fukaha var. Fukaha gruplara ayrılmış. Onun için onlara tabaka tabaka birer seviyeler tespit edilmiş. O tabakalara girenlere müştehit denmiş, müştehit fil iştihat denmiş, müştehit fil mesele denmiş, eshab-ı tercih denmiş, eshab-ı temyiz denmiş, efendim mukallid-i vahız, o tamam artık bize kadar gelen şeyler. Böylece fukahanın müştehitlikten mümeyyizliğe kadar, eshab-ı temyizden olma derecesine kadar neyi olmuş? Seviyeleri olmuş, öyle mi? Bunun heyet-i umumiyetine ne? Mesela bu nasıl etmiştir? Birincisi kelime-i şehadet okumak demiyormuşlar. Bakınız kelime-i şehadete inanmaktır diye değil. Bu iman, iman esaslarından bir esastır. Kelime-i şehadette şehadeti lisane okumaktır. Öbürü kalben inanıp tasdik etme keyfiyetiyle kalmaktır. O kalbi bir iştir. Zahirde bir şey görünmez. O deruni bir inanıştır, bir kabulleniştir. Ama İslam'ın şartı mevzu bahis olduğu zaman, o zaman inanma deruni keyfiyetten çıkıyor, zahire aksediyor, zahire dışa aksediyor. Yani şöyle demek belki mümkün. İman bir iç keyfiyetidir, gönül ve kalp keyfiyetidir. Onu dışa akseden zahiri merasimine de İslam denilmektedir. Onun için bir insanın Müslüman olmasının birinci şartı kelime-i şehadeti okumasıdır. Nedir o? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demektir. İkincisi namazdır. Üçüncüsü oruçtur. Dördüncüsü zekattır. Beşincisi de hacdır. Hac demek ki Müslüman olmanın şartlarından birisidir. Bir kimsenin hac farizası ile mükellef olması mali ve bedeni gibi olmak üzere bazı şartlara bağlıdır. Tabi haccın farzı var, sıhhatinin şartları var, vücudunun şartları var, edasının şartları var. Bunlar ayrı ayrı hacca gidecek bir Müslümanın bilmesi icap eden hususlardır. Bakınız, hacca gidecek bir adamın tesbih almadan evvel, seccadeye talip olmadan önce, bir takım efendim hac hediyelerini sokakta araştırmadan evvel öğrenmesi icap eden haccın melasiki dediğimiz haçta yapılması icap eden ibadet ve taattır. Haccın farzı nedir? Vacipleri nelerdir? Efendim, sünneti nelerdir? Adabı nasıldır? En azından bunları ihtiva eden bir küçük kitabı çantasında bulundurmaktır. Belki haccın farzı üçtür, efendim haccın rüknü sekizdir, haccın vacibi 41'dir, haccın sünneti şu kadardır diye bunları bilemeyebilir. Hafızasında şeyi, musallatını bilir. Bu kitapların hulası olarak bütün Hanefi fıkhını bir araya getirdiğini bileceksiniz ama bunun yanında mesela bir İbn-i Abidin denildiği zaman, bir Fethül Kadir denildiği zaman, bir Dürr-ü Muhtar denildiği zaman şöyle hemen kaşlarınızı hafif çatıp hafızanızı toplayınca bunu yazan falan zattı, o zat da tabakat-ı fukahadan şu derecede olan bir zattı diyecek kadar
buna vakıf olmanız lazım. Bu neyle mümkün olur? Bu şimdi sizlere inşallah kısa zamanda verilecek, kısaca yazılmış bir tabakat-ı fukaha risalesi diyeyim tabir. Böyle bir risalenin sizlere verilip onları okumanızla, yine tabakat-ül müfessirin vardır. Müfessirleri, tefsirlerini değerlendiren Ömer Nasuhu Bilmen Hoca'nın bir kitabı vardır. Bilmiyorum gördünüz mü? Tefsir tarihi der o. Halbuki o da tabakat-ül müfessirindir. Şimdi isimleri çok sayılan birçok tefsirler var. Öyle değil mi? Tefsir rivayet yolu yazılmıştır, dirayet yolu yazılmıştır. Her rivayetle dirayet birleştirilerek yazılmıştır. Tasavvuf hüviyetlidir, tamamen nakle dayanan, mütalasız yok, sadece nakiller yapan tefsir vardır. Şimdi size Gazi Beyzavi denildiği zaman, efendim, ondan sonra şeyim, Elmalı denildiği zaman veya Hasan Basri Çantay'ın küçük kısa tefsiri veyahut da diğer tefsirlerden hangisi şu anda hatırınıza gelebilecek? Tibyan denildiği vesaire denildiği, öyle mi? Bu isim söylendiği zaman ha şöyle diyebilmelisiniz. Tamam, Tibyan tefsiri rivayet yollu bir tefsirdir ve müfessirin de tabakat-ı müfessirde derecesi şu nisbettedir. Falan tefsir, bu efendim rivayet ve dirayet yoluyla yazılmış bir tefsirdir. Müfessirin derecesi şudur. Tefsirin muhteviyatını tamamen bilmeyebilirsiniz. Ama o tefsirin ismi geçtiği zaman bu tefsir hakkında bu tefsir şu hüviyettedir diyecek kadar bir malumatınız olmalı. Olmalı. Bunu nereden elde edebilirsiniz? Tabakat-ül müfessirini okuyacaksınız. Öyle mi? Hadis-i şerif kitaplarını okuyorsunuz. Bakacaksınız, o da hadis-i şerif okudunuz. En sonunda ne diyor? De, hadisi hasendir diyor. Hadisi gariptir diyor. Öyle mi? Ondan sonra ve sahahu, bunu tasdik etti kim? Mesela İbn-i Mace diyor veyahut da filan zat diyor. O zaman diyeceksiniz ki ya hadisi garip ne demek acaba? Hadisi hasan ne demek? Hasen ne demek? Sahih ne demek? Öyle mi? Şimdi bunları nereden bileceksiniz? Usulü hadis diye küçük bir kitap vardır. Usulü hadis diye küçük şöyle yazılmış bir kitap vardır. Alacaksınız onu elinize, okuyacaksınız. Veyahut da yazılmış olan zannederim şeyde de var bu. Sahih Tecrid-i Sarih'in baş kısmında da olacak. Öyle mi? Baş kısmında da olacak. Daha başka Bülûl Meram diye bir şey yazmıştır. Davut Hoca'nın ne? Sübülü Selam mıydı? Neydi? Nasıl yaptığını? Bülûl Meram'ı şeyi vardır. Dört cilt miydi? Dört cilt zannediyor şeyi, tercüme yapmıştı Davutoğlu. Onun da baş kısmında yine bu tefsir şeyle, hadis-i şerifle, usulü hadisle alakalı geniş malumat vardır. Bunları okuyacaksınız. Bak bu söylediklerimi Anadolu'da temin etmeniz kütüphanelerden mümkün. Okuduğunuz zaman hadis mevzu denilince bir yerde konuşulurken bu hadis hadisi hasendir. Hadisi hasen demek şu demektir. Bu hadisi gariptir. Hadisi garibin ifade ettiği mana şudur. Efendim, bu hadisi şerif amel edilir edilmez. O zaman çıkıp şunu konuşabileceksin. Ne demek? Hadisi şeriflerde hadisin garipliği, hasenliği vesairesi tamamen rivayet tekniğinin bir icabıdır. Yoksa hadisi şerifin ifade ettiği mananın doğruluk veya yanlışlığıyla alakadar etmez diyebileceksin. Öyle mi? Rivayetin usulüne uygun olup olmaması hadis-i şerifi sahihtir, hasendir, gariptir şeklinde değerlendirir. Yoksa burada ifade edilen mana doğrudur, yanlıştır diye değerlendirilmez. Şimdi bütün bunları bilmeni bir ilim meclisinde size ne verecektir? Konuşma imkanı verecektir. Bunların hepsi aslında çok zor şey de değildir.
Ama biz buradan mezun olunca tamam biz hoca olduk deyip kitapları kütüphaneye koyup kendimiz çantayı elimize alıp kursun dış hizmetleri. Kursu dıştan idare etmek içeride dersle meşgul olmaktan daha iyi geldiği zaman ilmimiz orada bitmiş demektir. Çocuklar, aman rica ederim. O hizmetleri siz bir kursa yarım vazifelendirileceksiniz. Kendiniz dış hizmetlerine vesairesine koşmak değil, oradan derneğin idarecilerinden, o bulunduğunuz yerden vesaireden bir adamları bulun, onları coşturun, onların gönüllerinde hizmet aşkını tutuşturun, onları hizmete yollayın, siz de kütüphanenizin, kitaplarınızın önüne eğilip, insanların gönüllerinde maneviyat aşkını tutuşturmak için siz sermaye edinmeye bakın. Öyle mi? Siz sermaye edinmeye bakın. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le ehadis-i nebeviyye ile alakanız devam etmeli, hafızanıza almalısınız. Bakın bir gün geliyor, büyük büyük hoca dediğimiz adamların yaya kaldığını görüyoruz. Nerede yaya kaldığını? Bu defa Haç'tayız. Kabe-i Muazzama'nın etrafında, Harem-i Şerif'te yatan adamları görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i başının altına alan adamları görüyoruz. Ondan sonra ayağını Kabe-i Muazzama'ya doğru uzatan adamları görüyoruz. Şimdi adama müdahale ediyor bazı arkadaşlar. Diyor ki olur mu bu? Adam doğruluyor ve diyor ki neye olmaz diyor. Şimdi buyurun bakın. Bu ayağını Kabe'ye karşı uzatamazsın diyor. Niye diyor? Neden uzatamam? Sen bana Kabe'ye hürmet edileceğine dair bir ayet, bir hadis oku kabul edeyim diyor. Ne yapacaksınız? Ayet okuyamadığınız, hadis okuyamadığınız an o anda işte kaldınız. Yok efendim ben okumuştum kitapta, meali hatırımda, bir değer ifade etmiyor. Bir değer ne yapmıyor orada? İfade etmiyor ve orada insan yaya kalmış oluyor. Bir fayda sağlayamıyor. Ama orada eğer sen ona diyorsan ki hemen Hazreti Allah'ın şairine hürmet zaruridir ve hiç olmazsa takvayı kalptendir ayet-i celilesini, min takval kulub ayet-i cellesi vardı ve men yuaz neydi? Men yuazın şair Allah min takval fe inneha min takval kulub. Evvela diyorsun ki Kabe-i Muazzama ve Hazreti Kur'an Allah'ın şairinden midir? Safa ile Merve tepesi Hazreti Allah'ın şairinden ise bu da Mevla'nın şairidir. Buna hürmet ise kalbin takvasından neş'et etmektedir. Kalbinde iptiga yok ise dilediğin gibi hareket et demek mümkün oluyor. Öyle mi? Şimdi bu ve bunun gibi yani kitaplar ile meseleleri alakadar eden ayet-i celile, hadis-i şerifler ile alakanızı kesmeyip bunu hafızalarınıza iyice yerleştirmek ve mümkünse de muhakkak lisan öğrenmek. Arapça hepiniz muhakkak öğrenin. Mükalemesini öğrenin. Konuşmasını öğrenin. Kurslarda kendi aranızda Arapça konuşun. Arapça konuşun. Tabii bu Türkçeyi de iyi konuşmaya bağlı. Türkçeyi düzgün konuşmak, ondan sonra Arapçayı konuşmak çok iyi bir şeydir. Şimdi bir gün geçenlerdeydi, birisi geldi Anadolu'dan vaiz bir arkadaşımız. Muhitindeki bir kursla alakalı abimize bir şey söyledi. Kelime olarak şu anda hatırlayamıyorum ama çok Anadolu'ca, yani Anadolu'nun da kaba bir tabiriydi. Abimiz onu dinleyince dedi ki sen kürsüde de böyle mi konuşuyorsun dedi. İfade tarzın bu mudur dedi. Tabii sesini kesti. O zaman dedi seni hiç kimse dinlemez. Yani Türkçeyi düzgün konuşmalıyız. Konuşmalıyız ve böylece sizlere tavsiyem gideceğiniz yerlerde, kurslarda Merkez-i Muhammediye maddeten ve manen sadakat,
verilen hizmetlerde muvaffakiyet. Siz gerek talebeleri, gerekse de temas ettiğiniz halk tarafından aranan ve arzu edilen bir insan olma derecesinde muvaffakiyet. Allah-u Zülcelal bu hususta hepimizin yardımcısı olsun. Merkezi Muhammedi'yi iyi anlamak, maneviyat adına önümüze gelen her şeyde şer-i şerifin zahirine uygunluğunu arayıp duyduğumuz her şeyi nakletmek değil, duyduklarımızın kitabi olup olmadığını araştırıp kitapta yerini de bularak anlatmak. Bu sizi en az hata eder hale getirir. Bu hepimiz için böyledir. Duyduğumuzu nakletmek değil, duyduklarımızı kitaplardan yerini arayıp bularak kitabi olup olmadığını araştırarak nakletme imkanı için buna alışma bizi en az hata eder hale getirir. Birbirlerinizle tabii gayet iyi geçinip talebeler ile arkadaşlarınız ile el birliği yapıp şu hizmetleri daha ileri seviyeye götürebilmek. Ondan sonra dediğim gibi kitapları biraz önce misaller olarak verdim. Muhakkak usulü hadisi okuyacaksınız, tabakatül müfessirini okuyacaksınız, tabakatül fukahayı okuyacaksınız. Şimdi tahdisi nimet olarak söylüyorum. Başka bir maksadım olmasın, sizi teşvik bakımından benim çantamı getirin buraya, açalım şimdi. Benim vapurda ve yolda okuduğum şu anda bir kitap vardır. Müminlerin Eshab-ı Kiram hakkında nezih itikatları. Neden okuyorum onu? İçinde bulunduğumuz günler, Muharrem ayının 10. gününe doğru yaklaşıyoruz. Kızılbaşların, Alevilerin birbirle kendilerini dövdükleri, Kerbela'yı mevzu bahsederek Eshab-ı Kiram hakkında, Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında dil uzattıkları bir gündür bu günler. Ben bu günlerde o Eshab-ı Kiram hakkındaki Müslümanların Nezih İtikatları isimli kitabı yeniden bir daha okuyorum ki hafızamı tazeliyor. Hem vaazda bu mevzuyu dile getireceğim, hem de herhangi bir mecliste mevzu bahsolsa taptaze hafıza ile bu mevzuya ışık tutmuş olacağım. Öyle mi? Bakın, zamanına göre hafızalarınızı tazeleyip bilgilerinizi genişletmeniz icap eder. Eder. Eder mi etmez mi? Bak diyorum, çantayı şimdi şey için söylemiyorum, tahdis-i nimet olarak söyleyeyim. Çantamı getirin, içerisindeki kitap budur, yolda, belde bu kitabı baştan sona tekrar okuyacağım. Tekrar okuyacağım. Okudunuz mu bu kitabı hiç? Hayır. Alevilere karşı bir Alevi hakime aramızda konuşma geçtiği zaman bu kitabı verdim, okuyunuz dedim. Hazreti Muaviye lanet edilir mi edilmez mi diye okudu. Bir hafta sonra kitabı getirdiği zaman nasıl kanaatiniz dedim. Hazret demiyor tabii o. Hazreti Muaviye sağ olsaydı kendisini ancak bu kadar müdafaa edebilir diyor. Hazreti Muaviye sağ oldu. Yani o izahlar karşısında başka türlü şurası yanlıştır, şurası şöyledir diyemiyor da o kadar güzel yazılmış, müdafaa ederek yazılmış ki Hazreti Muaviye sağ olsaydı kendisini ancak bu kadar müdafaa edebilirdi diyor. O kadar güzel yazılmış Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Eshab-ı Kiram hakkında Müslümanların itikatları nasıl olmalı? Bilhassa Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın hakkında ileri sürülen bütün iddiaları en güzel şekilde cevaplandırmış, hadis-i şeriflerle izah etmiş ve böylece bize derli toplu bir fikir vermiş. Ben cuma günkü vaazımda en şey şunu söyledim cemaate. Hazreti Üstazımızdan duyduğum bir husustu bu. Dedim ki Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ve diğerlerinin aleyhinde konuşanlara, şimdi konuşanlara sormak lazım. Demek lazım ki siz mi büyüksünüz yoksa Eyüp Sultan Hazretleri mi büyük? Efendim?
Hiçbir cemaat dediler ki Eyüp Sultan Hazretleri büyüktür. Halid İbni Velid radıyallahu anh. Öyle mi? Künyesi nedir? Eyüp Sultan'dır, öyle mi? Ha? Eyüp Sultan Hazretleri hepsinden büyüktür. Peki Eyüp Sultan Hazretleri buraya kimin maiyetinde ne zaman gelmiştir? Bir de onu düşün bakalım. Hazreti Muaviye Şam'da validir. Şam'da validir. Oğlu Yezid'in kumandasında İstanbul'u kuşatmak üzere bir ordu teşkil edilmiştir. Bu ordunun içerisinde 52 tane, hatırımda yanlış kalmadıysa, eshabın ileri gelenlerinden vardır. Bunlardan bir tanesi de bu Halid İbni Velid radıyallahu anh'tır. Buraya Yezid'in komutasında gelmiş ve burada şehit olmuştur. Şimdi düşün ki Halid İbni Velid Hazretleri gibi bir zat, bugün kendini bilmez bazı insanların aleyhinde konuştuğu zatın emrinde nefer olarak harbe geliyor. Öyle mi? Ve ondan sonra soruyorsun, diyorsun ki Hazreti Halid, Eyüp Sultan Hazretleri mi büyük, sen mi büyüksün? Haşa diyor, o daha büyük. İşte o büyük dediğin zat, senin aleyhinde konuştuğun zatın emrinde asker olarak buraya gelmiştir. Emrinde asker. Komutanım demiş, onun emrinde ölüme gitmiş ve bunu kendisi için mertebe-i şehadete ermenin vesilesi saymış. Şimdi sen kalkıyorsun, onun komutanım dediğinin aleyhinde konuşuyor ve lanet ediyorsun. Ondan sonra da bu zat benden daha büyük diyorsun. Bu nasıl olur? Öyle değil mi? Ha, şimdi öyle olunca bunları okuyacaksınız, düşüneceksiniz, üzerinde duracaksınız, çok çok istifade edeceksiniz ve ondan sonra da bu ümmeti Muhammed'i dini bakımdan tenvir etmek, hidayete ermeleri için elden gelen gayreti göstereceksiniz. Bir kişi sizin delaletinizle hidayete gelirse ne olacak? İnsi cinnin ibadetinden hayırlı olacak mı? Efendim? Bir işin mükafatı ne kadar büyük ise aksinin mesuliyeti de o kadar büyük müdür? He? Bir işin müsbet tarafının mükafatı ne kadar büyükse aksinin menfi cephesinin mesuliyeti de o kadar büyüktür. Bir kişinin hidayete gelmesi insü cinnin ibadetinden hayırlı ise, bir kişinin bizim kusurumuz yüzünden, bizim hissi hareketlerimiz yüzünden bu hidayet yolundan ayrılmasının mesuliyeti de bu kadar büyük olur mu? Öyleyse mükafat imkanımız da büyük, mesuliyet icap ettirecek tarafımız da çok büyük ve ağır. Ona göre beraber hizmetlere devam edin. Kimsenin hakkında hissi olarak davranmaya vesaireye kalkışmayın. Olmaz mı? Birleştirici, beraber oluşu ve bu yolda beraber yürümeyi temin edici gayret içerisinde olur. Şimdi biz tabii mevzularımızdan hac şeyine pek vakit bulamadık. Hac mevzu kardeşlerim hakikaten sadece okumakla tam öğrenilmesi kabil olmayan teferruatlı bir ibadet şeklidir. Hac farz. Bir defa ihrama gireceğimiz yerden tutunuz da ihrama girip ondan sonra şeye kadar Kabe-i Muazzama'ya varıp orada ilk defa Kabe'yi görür görmez secdeye kapanıp Cenab-ı Hakk'a iltica etmesinden tavaflar esnasında okunan dualar, ondan sonra orada gördüğümüz durum, manzara, tabi fıkıhta tarif edilenler ile bu nazari ile amelinin bütün teferruatını anlamak kolay olmuyor. Muhakkak orada daha eskiden hem de bu işi bilerek yapmış birinin gelin deyip beraber önünüze düşüp yaptırması lazım. Bizde öyle oldu. Önümüze arkadaşımız daha evvel defalarca gitmiş olan önümüze düştü. Biz de onunla beraber Kabe-i Muazzama'da hem tavaf yaptık. Tavaf tabi Hacer-i Esved'den, Hacer-i Esad'dan başlıyor. Hacer-i Esad'ın bulunduğu köşe Kabe-i Muazzama dediğiniz zaman koskoca bir şey değil. İşte şöyle, şu direklerden şu köşe kadar genişlikte bir yerdir.
Kabe-i Muazzama. Siyah, sert bir taştan, taşlar böyle daha ziyade dikdörtgen şeklinde kesmili, yontulmuş taşlardan yapılmış, araları sağlam bir efendim harç gibi bir malzeme ile gezlenme diye tabir edilir ustalık lisanında, gezlenmiş, aralar birbirine irtibatlandırılmış, üzeri güzel bir örtü ile yukarıdan aşağı örtülüp etekleri yukarıya toplanarak asıl gövde taşlardan örülmüş olan Kabe-i Muazzama görünür vaziyette ve ayrıca Kabe'nin bir tarafında altından bir kapı ve altına da Mültezim denilen bir mahal, böylece mübarek bir yer. Onun yanında, Kabe-i Muazzama'nın şöyle yanında Hatim denilen hilal şeklinde, işte bu kürsüden kürsü yüksekliğindedir, üzeri mermerle kaplanmış bir duvar. İç kısmı Kabe-i Muazzama'ya dahil, tavaf yapanlar oradan geçirilmiyor, daha dışından geçiriliyor. Ama zaman zaman da tavaf bittikten sonra o hatimin içine girip orada Kabe'ye doğru namaz kılma imkanı bulunuyor. Ve orada namaz kılınabiliyor. Kabe-i Muazzama'da tavafın bir defa o Hacer-ül Esad'ın önünden ta geriye kadar değişik renkte kahverengi, koyu kahverengi bir mermer şerit, tavafın oradan başlayacağının şeyidir bu, işareti. Tam orada Hacer-ül Esad'ı karşıdan selamlayıp tavafa başlamak, birinci şalkın başlaması. Çok genişlerden yaptığınız zaman zor oluyor. Mümkün merdive sıkışmadan Kabe'ye yakın mesafeden tavaf ettiniz mi mesafe kısalıyor ve daha bir yorulmadan yapabiliyorsunuz. Tabii her şaftın kendisine göre duası var. Her şaftın. Dualar çok güzel yazılmış, çok içli. Hele dördüncü şaftı yaparken okunan bir dua vardır ki Cenab-ı Hakk'a karşı şöyle diyor tavaf eden, Ya Rabbi diyor, seninle benim aramda çok haklar var diyor. Yarattığın kullar ile benim aramda da pek çok haklar var. Şimdi ifadeye bak, hamd ediyor, tekbir getiriyor, ondan sonra başlıyor. Ya Rabbi seninle aramda çok hukuk var. Yarattığın kullar ile aramızda da çok haklar var, birbirimize geçmiş. Evet, ondan sonra Ya Rabbi senin ile aramızda olan hakkı affediver. Kabe'ye doğru hürmetle böyle. Ya Rabbi seninle aramızda olan hakları affediver. Yarattığın kullar ile aramızda olan hakları da üzerine alıver Ya Rabbi. Onu da üzerine al, beni ondan kurtar diye böyle yalvaran gayet içli dualarla tavaf edilip zaten böylece Hacer-ül Esved'e yaklaşılan köşeye kadar bu dua bitiyor. Ondan sonra da Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve gına azabennar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya azizü ya gaffar diyerek bu okunur ve bir tavaf, bir şaf bitiyor. Ondan sonra tekrar Hacer-ül Esad'ı selamlayıp ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinciye kadar bayağı insan tabii yoruluyor. Ondan sonra eğer ömre yapıyorsa bir de Safa ile Merve arasında koşma. Ondan evvel hani ilk üç şafta zaten omuzun açık ama öyle fazla şey yapılabildiği kanaatinde değilim. Kabe-i Muazzama tavaf edilirken adımları sıklaştırıp omuzları yukarıya kaldırarak efendim neydi tabir, hervele değil miydi? Hervele yapma, omuzu açma istiba, evet hervelede tek buna herkes riayet edebildiği kanaatinde değilim. Çünkü koşmaya yer yok zaten. Herkes birbirine temas ederek, sürtünerek gidebiliyor. Ancak koşma taklidi yapıyoruz. Başka bir fazla bir koşma yapabildiğimizi zannetmiyorum.
koşma taklidi yapıyorum. Öyle mi? Ancak taklit yapabiliyoruz. Taklit yapabiliyoruz orada. Ondan sonra da tabii kendisine has oranın bir ruhaniyeti var. Hele Hacer-ül Esad'a, hele Kabe'nin eteğine yaklaşıp oraya başınızı koyarak Mevla'ya yalvarırken hissedilen çok manevi taraflar var. Ondan sonra kalkıp tavaf bittikten sonra makamı İbrahim, orada makamı İbrahim şöyle bir vitrin gibi üzeri kaplı, içinde Hazreti İbrahim'in ayak izlerini, tabii o da taşta değil, kaplanmış muhakkak ki, madeni bir görünümde ayak izleri görülen bir taş var. Onun yanında namaz kılma, tavaf namazı. Ondan sonra da biraz önceki ifade ettiğim hatimin içerisine girip orada namaz kılarak yalvarma, iltica etme. Ondan sonra da zemzem içmek için kuyunun bulunduğu yere inip orada zemzem içip fazlasını başına dökmek suretiyle oradan ayrılır. Eğer ömre yapıyor iseniz Safa ile Merve arasında da aşağı ve başlayacaksın, tavaftan çıkmışsın yeni ve orada yürüyerek gidip geliyor, iki tane zaten işaretli yeşil ışıklarla da aydınlatmışlar, orada koşmak suretiyle en az diyebilirim 2,5-3 saat sürüyor tavaf ile sa'y. Zaman zaman yorulup sa'y esnasında kenarlara çekilip zemzem vardır şeylerde, bidonlarda, oradan içmek suretiyle kendini takviye ediyorsun. Ter böyle akıyor. Safa Merve arasında gidip gelirken su içerek, hatta zaman zaman oturup dinlenerek bu şeyi, sa'yı tamamlayabiliyorsun. Ne diyorum bakın, 3 saate yakın sürüyor tavaf ile sa'y. Hani buradan kolayca diyorlar ki, benim için de bir ömre yapıver. Bu adamlar ya ömre yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, devam mı? Veyahut da kolayca benim için bir ömre yapıver diyorlar. Benim için bir dua et dese o tamam, o yapılabilir. Ama benim için bir tavaf yapıver, benim için bir ömre yapıver demek bayağı zor iş. Bir defa ihramla oraya girdikten sonra siz orada kendiniz ömreyi yapıp bitirdiniz, ihramdan çıktınız mı? Tekrar ömre yapabilmeniz için şeyden, harem hudutlarından dışarı çıkmanız, ondan sonra ihrama girip tekrar içeriye girmeniz lazım. Bunun için de en yakın yer Mekke-i Mükerreme'ye Ten'im denilen bir mevkidir. Ten'im. Ten'im'e gidecek. Orası aşağı yukarı 5-6 kilometre var. Otomobille oraya gideceksin. Orada tekrar efendim gusül abdesti alıp Ten'im'de Hazreti Aişe validemizin mescidi vardır. Oradan dışarıya çıktığın zaman artık şey olmuşsundur. Harem hudutlarından dışarıya çıkmışsındır. Orada yeniden efendim gusül abdest alacaksın, boy abdesti. Ondan sonra ihrama girip yeniden telbiye yaparak harem hudutlarından içeri gireceksin ki ömre yapma hakkını elde etmiş olasın. Yani tahallül diyoruz biz buna. Haremden şeye çıkıyorsun, tahallül ediyor, helal ülkeye çıkıyorsun. Yeniden harem ülkesine bu defa ihramla giriyorsun. Böyle olmayınca ömre mümkün olmuyor. Ve tekrar ömre yapabiliyorsun. Onun için bu defa gördük ki hakikaten tavaf da efendim sa' ile birleştiği zaman bayağı insanı yoruyor. Ondan sonra onun için çok fazla yapmak mümkün olmuyor. Ama dua ediliyor. Dua edilebiliyor. O nispeten mümkün. Ve Safa Merve arasındaki koşma işi de, bir sa'y işi de bittikten sonra artık şey bitiyor. Bulunduğunuz yere geliyorsunuz ve orada tıraş olmak başınızdan ya tamamen
şey yapıyor, halk veyahut da taksir uçlarından kısalttırmak suretiyle ihramdan çıkabiliyorsunuz, ömre yapmış oluyorsunuz böylece. Ondan sonra elbisenizi normal veya oranın kıyafetini giyip Kabe-i Muazzama'yı normal elbiseyle tavaf ediyorsunuz. O zaman sağ yok, sadece tavaflar. Fırsat buldukça tavaf edip, tavaf namazı kılıp, ondan sonra zemzem içip, dualarını okuyup ayrılmak. Ayrılmak. Zilhicce'nin 8. günü yeniden ihrama girip Arafat'a çıkmak. Arafat'ta tabi orada Fahri Kainat Efendimiz'in hutbe okuduğu yer, oturduğu taş diye bize gösterilen, Arafat'tan önce gidip ziyaret ettiğimiz yerler var. Arafat boş iken otomobille gittik, boş hali, arazi, orada çıktık, işte Resulullah Efendimiz şuraya oturmuş, şurada hutbe okumuş, şurada şöyle yapmış diye. Orada Arafat'ta, bak Arefe günü sabahtan itibaren, bilhassa öğleden sonra, öğleye kadar hatimler okunuyor. Kardeşlerimiz sağ olsun, hakikaten çok gayret ediyorlar. Arafat'ta sabahtan öğleye kadar 13 defa Kur'an-ı Kerim hatmi yaptılar. 13 Kur'an-ı Kerim hatmi. Evrad-ı Şerif okunuyor. Efendim, diğer hatimler yapılıyor. Öğle namazı öğle ile ikindin beraber kılınarak, ondan sonra da vakfe ve dua. Vakfe duası uzun ve içli şekilde yapılıyor. Emin diyorlar, ağlıyorlar. Ondan sonra da oturup konuşmalar, dinlenmeler akşam namazına kadar orada. Akşam namazından sonra akşam namazı kılınmadan yola çıkılıyor. Müzdelife'ye doğru hareket. Müzdelife'de yatsı vakti, daha geç vakitte filan Müzdelife'ye gelinip orada yatsı namazı, akşam namazı ile beraber kılınıp orada dua ediliyor Müzdelife'de. Ta ki sabah namazının vaktine kadar. Sabah namazının vakti girdiği zaman alel acele sabah namazı kılınıp ondan sonra biraz daha namazdan sonra vakfe yapılıp Müzdelife'de devam ediliyor. Bu defa Mine'ye doğru. Mine, Mekke, Müzdelife'den Mine'ye, ki Mine'den sonra Mekke-i Mükerreme. Mine'ye geliniyor, artık işte orada şeytan taşlayacağız diye bir takım karışıklıklar oluyor. Halbuki insanlar gelse, önce yerlerine yerleşse, şöyle bir dinlense, acele etmese, ondan sonra da gidip birinci günü taşlanacak olan ilk defa büyük şeytan. Diğerleri değil. Tabi Müzdelife'den taşlar toplanıyor, yıkanıyor. Ondan sonra da Mine'de büyük şeytana 7 taş atılıyor. 7 taştan sonra gidilip kurban mahallinde kurban kesiliyor. Ondan sonra da gelip berber hazır oluyor. Tıraş olduğunuz zaman yine artık ihramdan çıkma zamanı gelmiştir. İhramdan çıkabiliyorsunuz. Henüz tavafı ziyaret yapmadınız. Tavafı yapmadınız ama ihramdan çıkabiliyorsunuz. Tıraş olduktan sonra. Ondan sonra da gelip Kabe-i Muazzama'yı tavaf. Farz olan tavaf bu tavaftır. O tavafı bitirdikten sonra da artık hac farizası ifa edilmiş oluyor. İkinci günü 3 şeytanı birden taşlıyorsunuz, 7'şer tane. Üçüncü günü tekrar 3 şeytanı birden taşlıyorsunuz, 7'şer. Üçüncü günü, dördüncü günü kalırsanız şeytanları üçünü beraber taşlıyorsunuz, kalmaz iseniz oradan ayrılıp veda tavafı yaparak Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye ayrılabiliyorsunuz. Medine-i Münevvere daha bir başlı başına husus. Haddi zatında önce Medine'ye ziyaret edip, Medine'ye gidip ziyaret edip, Fahri Kainat Efendimiz'in huzuru saadetlerine varıp oradan Mekke-i Mükerreme'ye geçmek daha adaba uygun. Ama tabi bu yetişmiyor, bazıları olmuyor, uygun düşmüyor. Orada insan herkes dilediği gibi hareket edemiyor. Kimse kalkıp ben Medine'ye gideceğim diye kalkıp yollara düşüp gidemiyor. Çünkü onun hepsini şey yapmışlar, pasaportlarını almışlar hacıların. Memleketlerine dönmelerine 10 gün kala ancak Mekke-i Mükerreme'den çıkmaya izin veriyorlar. Başka türlü verilmiyor. Bir takım şartları, kayıtları, kuyutları var. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhare var. Fahri Kainat Efendimiz'in mübarek Kubbetül Hadra, onun altında kabri şerifleri var.
aslında Kubbetül Hadra ve onun altındaki mübarek kabri şeriflerinin bulunduğu yer aslında en ilk defa Hucre-i Saadet'tir. Yani Peygamberimizin Hazreti Aişe validemize mahsus olan Hane-i Saadetleridir, öyle değil mi? Onun da hemen bitişiğinde zaten Fahri Kainat Efendimizin şeyi vardır, mescidi vardır. Onun yanında küçücük minberi vardır görünme itibariyle o zamanın son derece mütevazi şeyi içerisinde. Fahri Kainat Efendimizin o kısmını ne derler? Ravzası derler. Osmanlılar yazmışlar şeylere, böyle sütunlara, Mescid-i Nebi diye. Peygamberimizin devr-i saadetlerinde kullanılan mescidin hududu. Ondan sonra genişlemiş. Orada levha var. Fahri Kainat Efendimizin minberinin hemen yanında. Ne diyor? Ma beyne minberi ve beyti ravzatun min riyazil cinan diyor. Öyle mi? Yoksa cennet mi diyor? Cinan mı diyor? İşte öyle şeyimde, hatırımda kaldığına göre. Minberim ile evimin arası cennet bahçelerinden bir bahçe. Bir adam orada namaz kılsa da ben cennette namaz kıldım diye yemin etse, yemininde hanis olur mu? Olmaz. Onun için orada herkes iki rekat namaz kılmak, Hazreti Resulullah'a tazimatını, hürmetini arz etmek istiyor. Bizim ziyaretimiz şöyle oldu. Minberi Peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem yanından geçip Fahri Kainat Efendimizin türbe-i saadetlerine yaklaşıp orada böyle delik var, oradan içeriye bakmak mümkün oluyor. Onun yanında Ebu Bekir'in Sıddık, onun yanında Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh varlar. Ben ziyaret esnasında doğrudan doğruya huzur-u saadete varamadım. Evvela o kapıdan minber-i şerifin yanından girince orada rabıta yaparak Hazreti Üstazımızın huzurlarına varıp eteklerinden tutup dedim ki Efendimiz Hazretlerine, ben huzur-u üstaza varmaya yüzüm yok, eteklerinden tutarak ey üstazım Hazreti Resulullah'ın huzuruna bizi sen götür, başka yüzümüz yok diyerek huzur-u saadet ziyaretimizi böyle yapalım. Başka türlü yapamadık. Ve ondan sonra da huzurlarından fazla bazıları sıraya girip böyle dolaşıyor. Hazreti Üstazımızın Eyüp Sultan Hazretleri'nin ziyaretindeki edebini düşünerek Hazreti Resulullah'a da fazla yaklaşamadan biraz uzakta durarak hürmeten ve oradan geriye ayrılmak suretiyle ziyaretlerimizi yapıp 8 gün sonra arz-ı veda ettik. Tabi ziyaret esnasında entarili, sakallı vaziyette ziyaret eylemiştik. Oradan ayrıldıktan sonra entariyi çıkardı. Efendim, sakallarımızı işte gördüğümüz hale koyduk ve geldik. Haydi, Hazreti Resulullah Efendimizin mübarek ruhu şerifleri başta olmak üzere, silsile-i sadatımızın ervah-ı kutsiyelerine hediye edilmek üzere Allah rızası için birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerif okuyalım. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah.